çekelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kastamonu'dayız. Kastamonu Gazi Stadyumu'ndayız. Kastamonu Spor'un bu sezonki ilk maçına biz de geldik. Serik Belediyespor'la oynuyoruz. Antalya bölgesi takımı. Şu an dakika 61 ve karşılaşma 1-1 devam ediyor. Arkadaşlar kırmızı formayla oynayan Kastamonu, yeşil formayla oynayan Serik Belediyespor. İlk yarı kötü bir oyun oynadık. 1-0 geriye düştük. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği ile maça başladık. Ve çok güzel bir golle beraberliği sağladık. İnşallah 3 puanı alan tarafta biz olacağız, Kastamonu olacak. Kastamonu'da kapalı bir hava var. Ara ara yağmur yağıyor. Evet. Kısa süre önce bir araya gelen Kastamonu Spor'un futbolcular yine de birbirlerini tanımamalarına rağmen iyi diyebileceğimiz bir şekilde mücadele ediyorlar. Umarız ki maçın sonunda 3 puan alan taraf oluruz. Evet, hızlı bir top oldu. Evet.
Bu arada golümüzü yeni transferlerden Ergin Keleş attı. Güzel bir kafa golüyle beraberliği sağlamıştı. Çıplak gözle maçı izlediğimizde şunu gördük. Hakem taraflı bir maç yönetiyor. Kastamonu'ya ait faulleri çalmazken rakip takıma her düşüşte faul çalıyor. Yine ekibimize iki sarı kart gösterdi. Vurdurmayın. Top. Ama topu tekrar geri kazandık. Şu 12 numarayı vermiyorlar. Top abi at kubarı ya. Bu şimdi. Selik Belediye Spor Bölge değişikliği çıkan önce 37 numaralı formasıyla Oğuzhan Doğan, giren önce 35 numaralı formasıyla Mehmet Can Kocabaş. Evet. 37 numaralı karşı rakip oynayan
Oğuzhan isimli futbolcu da Kastamonulu. O yüzden Kastamonu Gazi Stadyumu'nda onu da alkışladı taraftarlar. Güzel bir futbol sergilemişti. Evet, kalemizde tehlikeli bir atak oldu. Rakip takım korner kullanacak. Dakika 71. Kastamonu Spor 1, Serik Belediyespor 1. Dur lan. Çok mağdur sen de. Abi bu garaj hiç yok ya. Allah belen mi? Hiç bir teklif yok adam ya. Tepki yok. Bakın paçetler de var. Nasıl paçetler? Bu adam. Olsun acık abi. Takip edeyim öyle. Tersini de bitirmişler mi? Bizim bir tavır da olsun, bir gün olsun, bir sekizim olsun, nasıl da? Hani çok atalım. Bir beş yüz mü adamlar? Sakatlanmasın çok. Thank you.
rakip takımın kalecisiyle Kastamonu Sporlu futbolcu topa çıkma noktasına çarpıştı. İkisine de şu an müdahale yapıyor. Çık ya, bir tane. Bence bu maçın kahramanı Abdülaziz Solmaz. Kastamonu Spor'un takım kurulmasına da çok büyük emeği olan bir sporcumuz bu. Dakikanın içindeyiz. Birbirlik, beraberlik devam ediyor. Wow, hareket yap. Thank you.
kafan. Hiç koşmuyor ya. Yeme kontra yeme kontra yeme. Maalesef 82. dakikada rakip takımın ağlarımıza giden bir golü oldu. Serik Belediyespor öne geçti, bir fark yaptı. 2-1 öne geçti. Serik Belediyespor'un golü 88 numaralı formasıyla Erdi Zengin. Pastamonu sporlu oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 20 numaralı formasıyla Mustafa Akrekin Çaylı, giren oyuncu 70 numaralı formasıyla Kerem Çalışkan. Biz galibiyet golü beklerken maalesef kalemizde golü gördük. Maçta normal sürenin bitmesine 6 dakika var. Lan elime mi verdiler lan? Ambulans.
Serik Belediyesporlu bir futbolcu sakatlandı. Sedyeli sağ kenarına alınıyor şu an. Serik Belediyespor'da oyuncu değişimine çıkan oyuncu 12 numaralı formasıyla Üstün Bilge'ye giren oyuncu 76 numaralı formasıyla Mükemmel Başar. Serik Belediyespor'da oyuncu değişikliğe çıkan oyuncu 7 numaralı formasıyla Sergen Yatal, giren oyuncu 6 numaralı formasıyla Ergün Nazlı. Çok güzel. Hadi ya, hadi beraber bitirelim. Beraber bitirelim. Nereye gidiyor? Ne diyor? Bas. Müsabakanın sonuna en az 6 dakika ilave edilmiştir. En az 16 dakika yattılar ama 6 dakika verdi zaten. Thank you.
Bas bas bas. Uzatma dakikalarında son anları 2-1'lik Serik Belediyespor galibiyeti devam ediyor. Maalesef ekibimiz geride. Belediyespor 3. golü de yapmak üzereydi. Kalecimiz engel oldu. Yine kendi sahamızın içinde bir pozisyonu taç kullanacaklar.
hemen berabere bitsin. Hadi Abdülaziz. Yardıma gelen kimse yok maalesef. Belki son kornerimiz olabilir. Fars. Maalesef 2-1 mağlup olduk. Kastamonu Spor zorlu bir süreçten geçti. Lige katılıp katılmamacağı konusunda son anlara kadar bir tereddüt vardı. Ama Kastamonu'nun abisi Sayın Cengiz Aygün yine Kastamonu Spor'a elini uzattı ve Kastamonu Spor'un transfer tahtasını açmıştı. Bugün burada sahaya çıkan Kastamonu Sporlu futbolcular daha birkaç haftalık bir araya gelip doğru dürüst kamp yapmamış, doğru dürüst hazırlanmamış futbolculardı. Yine de kendi sahamızda kötü oynamadık. İkinci yarı özellikle maçın başlamasıyla birlikte çok atak şekilde başlayıp 48. dakikada golü bulmuştuk. Ama sonrasında maalesef istediğimiz olmadı. Ama ben bu takımın toparlanacağına, ilerleyen günlerde daha iyi olacağına inanıyorum. Destek olmak lazım. Hem taraftar bazında hem de yorumlarda eleştirmemek lazım. Ben iyi olacağına inanıyorum. İnşallah Kastamonu Spor'u daha güzel yerlerde görürüz. Maç sonucu Gün Medya Grubu Kastamonu 1, Serik Belediyespor 2. Ben de böyle maç izlerken sizlere buradaki maçın durumunu telefonla aktarmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım kendimce. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.